Şok, doku perfüzyonunun yani vücudun çeşitli yerlerine oksijen iletiminin azalması anlamına gelir. Perfüzyon ya da oksijen iletimi, organlara ulaşan kan akışının iletimin sağlandığı doku miktarına oranıdır. Akış, birim zamandaki hacim olarak yani dakikada akan milimetre ya da litre cinsinden kan olarak, doku miktarı ise kütle olarak yani gram cinsinden ölçülebilir. Doku Herhangi bir doku olabilir. Örneğin 100 gram böbrek dokusundan bahsedebiliriz. Perfüzyon denen şey belirli miktardaki dokuya ulaşan kan miktarıdır. Anlaştık mı? Buna ek olarak perfüzyonu yani dokulara oksijen iletimini başka bir şekilde de düşünebiliriz. Perfüzyon kalp debisiyle yani kalbin dakikada pompaladığı kan miktarıyla sistemik vasküler rezistansla yani kan damarlarının direnciyle ve kandaki oksijen seviyesiyle orantılıdır. Şu işareti orantılı anlamında kullandım. Şimdi gelin perfüzyonu yani oksijen iletimini etkileyen bu faktörleri ayrı ayrı inceleyelim. Kalp debisini belirleyen iki etmen vardır. Bunlardan ilki atım hacmi. Gelin bu arada kalbe de yakından bir göz atalım. Atım hacmi her atışta kalpten çıkan kan miktarıdır. Kalp debisini etkileyen bir başka etken de kalp atım hızıdır. Atım hacmi litre bölü atış çarpı kalp atım hızı yani dakikadaki atım sayısıyla bulunur. Bu ikisi birbirini götürdüğünde kalp debisinin biriminin litre bölü dakika olduğunu görürüz. Evet, kalp debisinin ölçü birimi budur. Buradaki ifadeden akışında benzer bir birime sahip olduğunu görebilirsiniz. Yani atım hacmi kan akışını etkiler diyebiliriz. Kalp daha fazla kasılıp daha fazla çarptığında kalp debisi artacağından perfüzyon da artar. Kısacası bu iyi çalışan bir pompayla oksijenin dokulara daha iyi bir biçimde iletildiği anlamına gelir. Kalp atım hızı kavramı bence gayet açık. Sinir sisteminden gelen sinyallere göre hızlanıp yavaşlayabilir. Fakat atım hacmi kavramını biraz daha detaylı inceleyelim. Atım hacmi, ki bazen stroke hacmi olarak da geçer, üç farklı bölüme ayrılarak incelenebilir. Kasılma öncesi kalpteki kan miktarı olan ya da başka bir deyişle, kasılma öncesi kalbe dolan kan miktarını ifade eden ön yük, Kasılma sonrası kalpte kalan kan miktarı olan ard yük ve kontraktilite. Kontraktilite, kalbin ne kadar iyi kasılabildiğini ifade eden bir terim. Yani kontraktilitenin artması kalbin daha iyi kasılması demektir. Şimdi, hipovolemik şok gibi vücuttaki kan hacminin düşük olduğu bir durumu inceleyelim. Düşük kan hacmi, kalbe dönen kan hacminin düşük olması demektir. Kalbe az kan gelmesi de kalbin daha az kan pompalaması demektir. Buna ek olarak kasılma sonrası kalpteki kan miktarının fazla olması pompalanan kanın yani atım hacminin daha az olduğu anlamına da gelir. Buna göre atım hacmi için de bir denklem oluşturabiliriz. Atım hacmi kasılma öncesi kalpteki kan miktarı eksi kasılma sonrası kalpte kalan kan miktarı. Başka bir deyişle diastol sonu hacim eksi sistol sonu hacim olarak hesaplanır. Evet, bu fark bize kalbin dışına her kasılmada ne kadar kan pompaladığını verir. Kalbin kontraktilitesi fazla olduğunda ise kalp daha iyi kasılacağı için daha fazla kan pompalayabilir. Bunların yanında sistemik vasküler rezistansın yani sistemdeki kan damarlarının toplam direncinin de Az önce söylediğim gibi perfüzyon üzerinde bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bunu daha iyi anlamak için tabii ki de kan damarlarını incelememiz gerekecek. Kan damarları borular gibidir ve kanı vücudumuzun çeşitli yerlerine taşırlar. Peki kan damarlarının nasıl olur da direnci olabilir? Kan damarı direnci damar duvarının kanı geri itebilme kabiliyetidir. Aynen bir tramplenin siz üzerine bastığınızda sizi geri itmesi gibi damar duvarı da ona basınç uygulayan kanı geri iter. Bu kanın dolaşım sisteminde ilerlemesini sağlayarak oksijen iletimini yani perfüzyonu da artırır. Direnci etkileyen değişik faktörler vardır ama vücudumuz direnci kan damarlarının çaplarını değiştirerek ayarlar. Küçük çaplar direncin fazla olması anlamına gelir. Çünkü kan bu damarların duvarlarına daha sık çarpar. Dolayısıyla küçük çaplı damarlar sistematik vasküler rezistansı artırır. Bu durumun vücudun geri kalanı için daha iyi perfüzyon anlamına geldiğini düşünebilirsiniz ama bu son derece yanlıştır. Çünkü sistematik vasküler rezistansın artması hayati olmayan organların hipoperfüzyonuyla sonuçlanır. Kalp debisi ve sistemik vasküler rezistans'tan bahsettik. Gelelim son olarak oksijen seviyesine. Bu da perfüzyonu etkileyen bir diğer önemli faktördür. Kandaki oksijenin fazla olması, organlara iletilecek daha fazla oksijen olduğu için perfüzyonun daha iyi olması anlamına gelir. Şok, azalan doku perfüzyonu demek olduğu için şok ve doku perfüzyonu konusunda düşünürken işte bu parametreleri aklınıza getirmelisiniz. Son olarak size bir de kan basıncından bahsetmek istiyorum. Özellikle de ortalama arteriyel kan basıncından ki buna kısaca MAP'ta denir. Bunun denklemi kalp debisi çarpı sistemik vasküler rezistans artı santral venöz basınç olarak kurabiliriz. Santral venöz basınç genellikle oldukça düşük olduğu için denklemin bu tarafı çoğu zaman görmezden gelinir ve kan basıncının kalp debisi çarpı sistemik vasküler rezistansa eşit olduğu kabul edilir. Bu noktada şu bilgiyi de ekleyelim. Kan basıncını tansiyon ölçen cihazlarla yani doktorların tansiyon ölçmek için kolumuza taktığı aletle de ölçebiliriz. Her ne kadar bu denklemde kan basıncını hemodinamik bir şekilde. Kalp debisi çarpı sistemik vasküler rezistans işlemiyle buluyor olsak bile, kan basıncını yani tansiyonu bu şekilde bir cihazla da ölçebilirsiniz. Kan basıncı, diastolik kan basıncının 2 bölü 3'ünü, sistolik kan basıncının 1 bölü 3'ü ile toplayarak hesaplanır. Kısacası, ortalama arteriyel basınç bu şekilde de ölçülebilir. Anlaştık mı? Size bunu göstermemin sebebi, kalp debisi ve sistemik vasküler rezistans gibi parametrelerin perfüzyonun yanı sıra kan basıncını da etkilediğini belirtmekti. Şoktaki hastaların dokularının yeterli seviyede oksijen alamamasının yanında, tansiyonlarının da düşük olmasının sebebi işte budur. Sonuç olarak özetlemek gerekirse, şok ve perfüzyon azalması durumlarında bu faktörlerin önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum.